Merhabalar değerli izleyenler, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda domatesle hazırlamış olduğum bir tarifi sizlerle paylaşacağım. 1 kilo domates kullandım tarif için. Soydum domatesleri, sonrasında kenar kısımlarını aldım. İri parçalar halinde domatesi doğruyorum. Çok pratik, çok da lezzetli bir domates çorbası oldu. Daha önce hazırlayanlar zaten lezzetini bilirler. Domatesi doğradım, kenara aldım. Büyük boy bir tane kuru soğanı doğruyorum. Domatesin mevsimi hemen hemen geldi. Biraz domatesler koyu kıvam aldı renk olarak. Domates çorbası artık bol bol yaparım. 4 diş sarımsağı doğradım ve tarifi pişirme aşamasına geçiyorum. Bir kahve fincanından biraz eksik zeytinyağı üzerine soğan, sarımsağı ekliyorum. Sarımsak ve soğanı zeytinyağında kavuruyorum. Kavrulan malzemelerin içerisine bir yemek kaşığı dolusu un ilave ettim. 1 dakika orta ateşte malzemelerle unu kavuracağım. Un kavruldu. Bu aşamada doğramış olduğum domatesi tencere içerisine ekliyorum. Ocağın altını orta ateşe getirdim. İçerisinde un olduğu için tencerenin dibine sarmasını istemiyorum malzemelerin. Karıştırmaya başladım. Yarım yemek kaşığı biber salçası, yarım yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Biraz daha rengi koyu olsun diye çorbanın. Bir yemek kaşığı kadar kaya tuzu ilave ettim. Bir tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı karabiber ekledim. Tuz miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlarsanız daha güzel bir sonuç alırsınız. Tuzsuz yiyenlere eklediğim miktar fazla gelebilir. Yine acı miktarını da damak tadınıza göre ayarlarsanız daha iyi bir lezzet alırsınız. Ben acı kıvamlı seviyorum. Çorbaları, yemekleri benim eklediğim miktar belki size fazla gelebilir. Acı seviyorsanız hiç sorun yok. İçerisine su ilave ettim. Biraz karıştırdım. Sonrasında tekrar ekleme yaptım. Oda sıcaklığında yaklaşık 7 su bardağı su ilave ettim tencere içerisine. Karıştırarak pişirdim. Malzemeler pişti. Rondodan çekiyorum. Rondodan çektim domatesi. Pürüzsüz bir kıvam aldı. Bu aşamada çorbanın içerisine yıkamış olduğum bir yemek kaşığı pirinci ekliyorum. Pirinç domates çorbasına güzel bir lezzet veriyor. Ben bazen tel şehriye ya da arpa şehriye de ekliyorum. Gerçekten onlar da güzel oluyor ama pirinç ayrı bir güzel oldu. Çok beğendim lezzetini. İlk defa yaptım pirinçli. Hemen hemen istediğim kıvama geldi. Biraz daha kaynayacak. Ben diğer aşamaları hazırlarken kaynamaya devam edecek çorba. Ekmekle çorbanın üzerine kruton yapacağım. Kuru ekmek parçaları hazırlayacağım. Dilimlere ayırıyorum ekmeği. Bayat ekmek varsa daha iyi olur. Hem bayat ekmeği değerlendirmiş olursunuz. Benim evimde bayat ekmek yoktu. Biraz taze ekmekten kullandım. Ekmeği hazırladım. Bu aşamada çorba tamamen pişti. İstediğim yoğunluğa, istediğim kıvama ulaştı.
Ocağın altını kapatacağım. Çorbayı kenara alacağım ve ekmekleri hazırlayacağım. Ekmekleri kurutacağım. 4 yemek kaşığı sıvı yağın içerisinde ekmekleri kurutacağım. Çıtır çıtır yapacağım. İçerisine 1 tatlı kaşığı kadar kekik, 1 çay kaşığı kadar pul biber ekledim. Şöyle bir karıştırdım ve ocağın altını kapatıyorum. Tamamen istediğim kıvama geldi. Çıtır çıtır oldu. Çorbayı ocaktan aldım. Bir servis tabağına alıyorum. Üzerine ekmek parçacıkları ilave ettim. Çıtır çıtır ekmekleri ekledim. Birazcık dereotu serpiyorum üzerine. Pratik ve lezzetli bir tarif oldu. Umarım sizler de hazırladığınızda benim kadar beğeneceksiniz. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O değerli yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyi ne miktarda kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Tarifin malzemelerine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Başka bir lezzette görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum.